Merhaba sevgili Geek Teori takipçileri. Star Wars incelemelerine hoş geldiniz. Geçen hafta Obi-Wan'la Geonosis'e geldik ve ayrılıkçı harekete içeriden bir bakış attık. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama devam etmeden önce spoiler uyarısını yapayım. Bu incelemelerde ilk 6 filmde gerçekleşen herhangi bir şeyden bahsedebilirim. Filmleri izlemediyseniz bütün sürprizleri kaçıracağımdan emin olabilirsiniz. Uyarıyı da yaptığıma göre başlayalım. Obi-Wan, Geonosis'te gördüklerinin haberini ilettiğinde Anakin orada değil. R2-D2, Shmi'nin cenazesine gelip Obi-Wan'dan bir mesaj taşıdığını bildiriyor. Attack of the Clones'un diğer filmlere ayna tutarak ters paralellikler yapmasının bir başka örneği. A New Hope'da da R2-D2 Tatooine'e bir mesaj taşıyordu. Ancak o zaman Obi-Wan'a giden bir mesajdı. Ve burada getirdiği mesaj elbette Obi-Wan'ın yine bir Gandark yuvasına düşme mesajı. Yine bir kabusa düştü. Ve bu sefer gerçekten kabus gibi görünen bir yerde. Bu sırada Anakin'in mesajı ilettiği kısma geçerek Coruscant'ta bu habere verilen tepkiyi de alıyoruz. Obi-Wan, Padme'ye yapılan suikast girişiminden bahsettiğinde de geri dönüp Padme'nin tepkisini alıyoruz. Geçişler yine çok güzel yapılmış yani. Efektif ve temiz. Ve tam olarak böyle olması da gerekiyor çünkü verdiği bu haberleri izleyici olarak biliyoruz. Hikayede gerekli olan bu anın sıkıcı olmaması için gerekli kişilerin tepkileriyle elimizdeki bilgilere başka açılardan bakmış oluyoruz. Tabii bir de mesajın sonunda bizim de bilmediğimiz bir şey geliyor. Obi-Wan şaşırıyor ve bir Destroyer droid görüyoruz. Phantom Menace'da Jedi'larla berabere kalmış zorlu bir rakip olduğunu bildiğimiz droidlerden. Yani bilgi aktarımını sıkıcı olmaktan kurtarmak için alışageldik, güvenilir tekniklere başvurulmuş ve işlemiş. Tabii Coruscant'ta da Jar Jar her şeyi mahvetsin diye onu yemliyorlar. Gerçi böyle söylüyorum ama Jar Jar olmasa da bu olağanüstü hal güçlerinin Palpatine'e verileceğini görebiliyoruz. Ayrılıkçıların droid ordusu ürettiğini duyanlardan birinin verdiği tepki yeter de artar bile. Tartışma bitmiştir diyor. O klon ordusuna ihtiyacımız var. Yani Jar Jar olmasa da bir senatör bu öneriyi yapardı. Ama ilk filmde aldığımız Jar Jar'a uyuyor işte. Sadece yardım etmek istiyor ve işleri daha da kötüleştiriyor. Ama burada gördüğümüz şey demokratik ilerleyişin kendi üzerine çöküşü. Bail Organa diyor ki maalesef tartışma bitmedi. Anakin'in Naboo'da sisteme karşı gösterdiği o bıkkınlığın aynısı. Gordian düğümünü çözmekle uğraşmak yerine kesip atma dürtüsü. İşte Lucas'ın siyasete bu sinik yaklaşımı zannediyorum ki yıllar geçtikçe prequel'ların daha da beğenilmesini sağladı. Çünkü her yerde rastladığımız fazla tanıdık bir ilerleyiş. Jar Jar'ın bu öneriyi yapmasıyla burada bir doğruya ulaşılmayacağını aktarıyor işte. En düzgün emellerle yapılan hamlelerin bile istismar edilebildiğini alıyoruz. Senatörlerin büyük çoğunluğu yozlaşmış korkaklardan oluşuyor. Çoğu Palpatine'yi direkt destekliyor değil yani. Kısır kalmışlar. Phantom Menace'da olduğu gibi kararlı bir şekilde hareket edemiyorlar. Mesela bu olağanüstü hal gücünü Palpatine vermeden de bu klon ordusunu kullanma kararı alabilirlerdi. Bunun doğru olduğunu söylemiyorum ama kararı bilerek almıyorlar. Palpatine bu gücü vermekle kararın sorumluluğunu kendi üstlerinden attıklarını düşünüyorlar. Söylediğim gibi çoğu kötücül olmaktan çok yozlaşmış, korkak ve tembeller. Tabi Palpatine Jedi'ları tanıdığı gibi Galaktik Cumhuriyet'in içinde bulunduğu işleyişi kavradığı gibi senatörlerin de böyle davranacağını biliyordu. Kendisinin oluşturduğu ve desteklediği dış mihrakları kullanarak, dış tehdit hikayesine yaslanarak istediğini elde etti. Tabi demokrasiyi seviyorum diyecek, tabi cumhuriyeti seviyorum. Ve yine Palpatine'in bu güçleri alması tarihsel arka planı bulunan bir durum. Roma ve Augustus işte, senatoda cumhuriyeti severim falan filan deyip olağanüstü hal güçlerini diktatörlüğe çeviren adam. Napolyon da diyebilirsin, bir başkasını da söyleyebilirsin. Burada spesifik bir alegori yok yani. Palpatine bir arketip. Ve bu arketipe uyan herkese uyarlanabilir kılınmış olması, filmin çıktığı dönemden sonrasında gelenlere de uyarlanabilir olduğu anlamına geliyor. Kimlerden bahsettiğimi hepiniz biliyorsunuz işte. Trump, Putin ve benzerleri. Bush ve Cheney yönetimi. Zamansız bir arketip. Ama burada özellikle Amerika'dan örnek veriyorum çünkü önceden de konuştuğumuz gibi Star Wars yeni bir Amerikan miti gibi. Lucas ülkenin tarihini, zinetlerini, tonunu alıp teknoloji ve bir janra çorbasıyla harmanlayıp sunmuş. Ülke nereden geliyor ve nereye gitmekte? Avrupa'dan kopuş ve o emperyal gücün nasıl tekrar yaratıldığı. İşin özünde Star Wars bununla alakalı. O romantik dönem ve Rönesans'ın endüstriyel kapitalizmle sonuçlanarak faşizmi doğurması. Eskinin küllerinden yeni bir tür imparatorluğun doğuşu. Ve bu sahne eğer güç ateş ve kan anlamına geliyorsa güç kullanmayı meşru kılacak şeyler nedir diye sorduruyor işte. Burada yüzeysel olarak meşru bir politik hamlenin çıplak bir şiddete dönüşünü izleyeceğiz. Ve o çıplak şiddet zaten filmin başından beri izlediğimiz şeylerin gerçekleşme sebebi. Ve Palpatine cumhuriyet ve demokrasiyi seviyorum diyor. Çok rahat, çok profesyonel. O kadar rahat ki resmen sarkastik ki zaten öyle. Prequel'larda Palpatine hep pasif tarafı oynuyor. Revenge of the Sith'in sonuna kadar şansı yaver gitmiş olan veya kötü talih sebebiyle başına dertler açılmış olan birini oynuyor.
Ah, gezegenim Ticaret Federasyonu tarafından işgal altında. Ah, şansölye adayı oldum. Of be, bu ayrılıkçı harekette tam benim yönetimimde patlak verdi. Şimdi de OHAL güçleri bana veriliyor ve emin olun kriz çözülür çözülmez geri vereceğim. Tabii bu kriz öyle hemen çözülmeyecek. Palpatine hemen çözülmediğinden emin olacak. Galaktik Cumhuriyeti ve bu işleyişi kullanışlı olmaktan çıkana kadar kullanacak. Kanını emip içeriden boşaltacak. Geonosis gibi ve Revenge of the Sith'de olacağı gibi bütün bunları bir alkış eşliğinde yapacak. Güvenlik illüzyonu için gücün özünü ona vermekten memnunlar sonuçta. Ama bilmiyorlar ki asıl çekinmeleri gereken kişi bu alkışların hedefinin ta kendisi. Palpatine, gravitasyonun silüetinin vücuda bürünmüş hali. Her şeyi kendine çeken bir güç ama apaçık ortada olmasına rağmen görünmez. İşte bunu göremeyen Jedi'larımız bir kurtarma operasyonuna kalkışıyor. Tatooine'deki Anakin de öyle. Mace Windu, Anakin'e orada kalıp Padmé'yi koruması gerektiğini söylüyor. Filmdeki bıkkınlığının bir özeti işte. Yine güçlerini kullanma, emirleri dinle dendi. Ama sonuçta Padmé bu emirdeki açığı kullanarak kurtarma görevini başlatacak. Ve önceden konuştuğumuz gibi filmde Anakin'in Obi-Wan'ı kurtarmasıyla alakalı bir örüntü var. Önce Gandark yuvası, ardından Coruscant'taki kovalama sahnesi ve şimdi Geonosis. Bu ilerleyişin ana sebebi Anakin'deki sevdiği insanları kurtarma arzusunu aktarmak. Ayrıca Anakin ve Padmé, Geonosis'e çok daha yakınlar. Bir de üstüne Senato'nun ne kadar yavaş işlediğini de biliyorlar. Yardım gidene kadar çok geç olabilir. Tabii Senato'da işlerin çok geç ilerlediğinin düşünülmesi, bu tarz bir düşünce Palpatine'in tek adam olmasına giden önemli basamaklardan biri. Ve OHAL yönetim güçlerini alınca Padmé'nin zannettiğinden çok daha hızlı bir şekilde hareket edilecek. Klon ordusuyla gelen Yoda'yı bile göreceğiz, yani siz düşünün artık işler nasıl hızlı ilerlemiş olacak. Ama bu hızlı kararların neye yaradığını, nasıl bir ilerleyişe sebep olduğunu, yıllarca sürecek ve milyonların ölmesine sebep olacak bir savaşın başlamasını sağladığını falan unutmamak gerek. Bunun yanında Anakin burada diyor ki Obi-Wan benim babam gibi. Yani şu an annesini kaybetmiş olan karakterin bir ebeveyn figürünü daha kaybetmemek için girdiği yolları görüyoruz. Sonuçta annesi öldükten sonra söz verdi. Bunun bir daha asla gerçekleşmeyeceğine. Ve söylediğim gibi Tatooine ve Geonosis birbirine yakın. Ama sadece mesafe olarak değil, temasal olarak da yakınlar. Filmdeki iki kırmızı gezegenimiz arasında bir bağ kuruluyor. Bunu önceden yapılan geçişlerde konuşmuştuk işte. İki gezegenin de kırmızısı mantığımızı bastıracak boyuta gelen duyguları vermiş oluyor. Kamino'da veya Jedi tapınağında aldığımız o duygusuz mantığın tam tersi. Bu arada Coruscant'tayken kendini yem olarak kullanan Padmé, şimdi de senatör kimliğini kullanarak Anakin'in de Geonosis'e gidebilmesini sağlıyor. Emirdeki açığı kullanmasına da bayılıyorum. Bize bütün bu katı sistemlerin bireysel arzularla nasıl aşılabileceğini veriyor. Sonuçta Padmé hem bir birey hem de bir senatör. Mace Windu senatörün böyle bir şeyi umursayabileceğini, Geonosis'e gidebileceğini aklının ucundan dahi geçirmedi. Ama Padmé bunu yapabilir. Mace Windu'nun insanları görüş şekli ve gerçekler hakkında bir anlatım almış oluyoruz. Ve yani burada Padmé resmen sürücü koltuğunda. Phantom Menace ve Attack of the Clones'da Padmé karakteriyle ilgili en sevdiğim şeylerden biri bu. Kendi ajandası var ve Revenge of the Sith'teki karakterinin pek de hoşuma gitmemesi de aynı sebepten kaynaklanıyor. Buradan Geonosis'e dönüyor ve Count Dooku ile Obi-Wan'ın konuşmasına geçiyoruz. Film için önemli bir sahne ve klasik bir noir karşılaşması. Bir sürü cevap aldığımız ama bir sürü soru doğuran bir konuşma. Sonuç itibariyle her şey güvende bitiyor. Bu karakterler birbirine güvenebilir mi? Adına hareket ettikleri kurumlara güvenebilirler mi? Ve gerçek ne? Bu sorular politik gerilim ve noir'ın o paranoyak doğasına uygun işte. Ve burada Dooku oyunu çok güzel oynuyor. İyi polis olarak gelip Obi-Wan'a dostum diyor. İçinde bulundukları duruma üzgün olduğunu belirtiyor. Sadece yardım etmek istediğini ve aslında bu durumun kontrolünün onun elinde olmadığını aktarmaya çalışıyor. Aslında ben değil de bu Geonosisliler çok ileri gitti demeye getiriyor. Bütün bunları Palpatine'den kaptığı belli. Pasifi oynayarak kendini gizlemeye çalışıyor. Ama işte Obi-Wan'ın göremeyeceği noktada kapının hemen dışında onu görür görmez birden hazır ola geçen muhafızlar burada dönen şeylerin kontrolünün kimde olduğunu veriyor. Tabii Obi-Wan bu tavırları yemiyor. Buranın kontrolünün sende olduğunu sanıyordum diye laf sokuyor. Tabii bundan da önce daha Dooku kapıdan girer girmez ona hain diyor. Peki hain de kime hainlik ediyor? Jedi nizamına mı? Galaktik Cumhuriyete mi? Peki bunlar gerçekten de sadakatini hak eden şeyler mi? Yani aslında Dooku iyi falan demeye çalışmıyorum ama Obi-Wan'ın yaklaşımında otomatik bir karşı duruş var. Jedi nizamı ve Galaktik Cumhuriyete karşı hareket edilmesi sanki otomatik olarak yanlışmış gibi. Ama doğru bir yerden gelerek düzgün bir yaklaşıma sahip olsan, Phantom Menace'ın başından beri sorunlarını konuştuğumuz bu sisteme karşı hareket ettiğinde doğru safta olursun. Elbette statükodan faydalananlar seni hain ve terörist ilan eder ama bu gerçeği değiştirmez.
Sahnede Dooku bir Jedi'ın neden burada olduğunu sorduğunda Obi-Wan Jango Fett adında bir kelle avcısını takip ediyordum diyor. Onu sanıyor musun? Bu soru aslında çok önemli. Yeterince farkında değil ama şu an bütün komployu çözebilecek bir soru soruyor. Dooku da bu yüzden önce Jango'yu tanıdığını reddediyor. Ardından Obi-Wan üstelediğinde konuyu değiştirip Qui-Gon'dan bahsediyor. Çünkü bırak Obi-Wan'ın neden burada olduğunu, Jango neden burada? Obi-Wan, Newt Gunray ve Count Dooku'nun konuşmasını duydu sonuçta. Padme'ye düzenlenen suikastin arkasında Count Dooku'nun olduğunu biliyor. Ama bir sonraki adımı atmıyor olması gerçekten inanılmaz bir altgözlüğü gerektiriyor. Ayrılıkçı hareketin başındaki adamla Kamino'daki Galaktik Cumhuriyet için üretilen klon ordusu arasında neden bir bağ var? Bu çatışmanın iki tarafı da neden birbiriyle bağlantılı? Ama işte Obi-Wan bu soruyu soramıyor çünkü statükoya o kadar bağlı yetiştirildi. Coruscant'taki kovalama sahnesinde konuştuğumuz gibi makinaya sımsıkı tutunmuş durumda ve makina patladığında tek yapabileceği şey düşmek olacak. Halbuki çok basit bir çıkarım öyle değil mi? Droid ordusunu ürettiren adamla klon ordusunun üretildiği orijinal kopyayı kiralamış olan adamın aynı kişi olması buradaki komployu anında açığa çıkarır. Bu çıkarım en az Jedi arşivlerinden Kamino'nun silinmiş olması kadar ortada işte. Ama ön yargı ve varsayım dolu bir şekilde yetiştirilen usta Jedi'ımız bu sonuca çıkamıyor. Keşke o youngling burada olsaydı ama konuştuğumuz gibi zaten burada. Sadece Jedi eğitiminden sonraki halini alıyoruz. Count Dooku ise bütün bu eğitimlerdeki yalanları görmüş ama yanlış tarafa düşmüş biri. Ve burada gerçeği söylüyor işte. Her şeyin arkasında Sith Lord'u var. Senato'nun kendisi Sith Lord'unun kontrolünde. Ama tabii bunu söylerken hala bazı şeyleri saklayan ve şüphe eken bir tonda konuşuyor. Daha en başında ya sana deseydim ki diyerek gerektiğinde reddedilebilme şansını koruyor. Obi-Wan ikna olmazsa da yalan söylemiş olduğuna inanmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca Senato'nun Darth Sidious'ın etkisinde hareket ettiğini söylemekle Şansölye'nin Darth Sidious olduğunu söylemek arasında fark var. Zaten Phantom Menace'da konuştuğumuz üzere Qui-Gon'un Watto'nun etrafında dönmesi gibi Dooku Obi-Wan'ın etrafında dönüyor. Ve Qui-Gon demişken keşke hayatta olsaydı diyor. Burada bunu gerçekten istiyormuş gibi bir hisse kapılıyorum. Yani rol yapıyor elbette ama aynı zamanda sanki gerçek hislerinden çektiği bir duyguyu da ekliyor gibi. Sonuçta yalnız hissediyor olmalı. Hayatı boyunca kurduğu bağları bir kenara attı. Yanında onu destekleyecek biri olmasını gerçekten istiyor olabilir yani. Ayrıca Dooku, Qui-Gon'un Senato ve Jedi konseyine olan sabrını yitirmiş bir versiyonu gibi. Bu arada seri boyunca renk paletlerinden bahsedip bu sahnede bahsetmemek olmazdı. Kırmızı ve mavi işte. Obi-Wan mavi ışıkla kaplı. Mavi onu o kırmızıya geçmekten koruyor ama aynı zamanda yerinde saymasına sebep oluyor. Bir zindan gibi. Kırmızıya tamamen geçen Dooku da Sith'lerin etkisi altında boğulmuş işte. Sahnede Dooku, Senato'nun yozlaşmış olduğunu söyleyip bir Sith Lord'un etkisi altında hareket ettiklerini anlattığında Obi-Wan'ın tepkisi bu imkansız oluyor. Neden abi? Bütün o politik sinikliğine rağmen neden şu an bunun imkansız olduğunu söylüyorsun acaba? Ha, doğru. Ardından gelen cümlede Jedi'lar bunu anlardı diyor. Count Dooku'nun kimseye suikast düzenleyemeyeceğini çünkü bir Jedi olarak yetiştirildiğini söylemekle aynı işte. Direkt imkansız diyor çünkü eğer bu doğruysa Jedi'lar başından beri yanlışlarmış ve başından beri yanlış olduklarını konuşuyoruz zaten. Yani o Jedi'lar adına üretilen klon ordusunun farkında olmadıklarını gördükten sonra hala bunu demek için statükodaki ideolojiyi nasıl yutmak lazım artık siz düşünün. Dooku odadan çıkarken teklifi reddedildiği için Obi-Wan'ın salınmasını ayarlamanın zor olabileceğini söylüyor. Bununla burada aslında işleri kimin yürüttüğünü de aktarmış oluyor. Aşağıdaki canavarların üstünü hafifçe örten o diplomatik dil işte. Dooku gittikten sonra Anakin ve Padme Geonosis'e varıyor ve burada bir aksiyon sahnesi alıyoruz. Padme ve Anakin'in hatta C-3PO ve R2-D2'nun kendilerini seri üretim hattında bulduğu bir sekans. Şimdi hikaye ilerleyişi yani plot açısından baktığımızda bu sahnenin hiçbir önemi yok. Jango ve Obi-Wan'ın uzaydaki kapışması da benzerdi ama en azından filmin başından beri takip edilen bir ipucunun devamı olarak aldığımız iki kişinin girdiği bir çatışmaydı. Buradaysa bunlar bile yok. Karakterlerin içinde bulundukları ortamda hayatta kalma çabasını izliyoruz. Güzel görünüyor, evet, ama bu kadar zaman ayırmak garipsenebilir. Hatta bayağı bir bütçe harcandığını da görebiliyoruz. Yani hikaye ilerleyişi için o kadar da önemli olmayan ve Jango ve Obi-Wan'da olduğu gibi tarafların hünerlerini ilgiyle izleyebileceğimiz bir sahne de değil. Ama bu kadar bütçe ve zaman da ayrılmış. Amaç ne? Amacımız hikaye ilerleyişiyle ilgili olmayan ama tematik olarak filmin merkezindeki bir anlatımı elle tutulur bir hale getirmek. Burada resmen karakterlerin seri üretim hattında hayatta kalma savaşı verdiğini görüyoruz. Evet, Jango ve Obi-Wan'ın çatışması kadar havalı değil. Ama biliyor musunuz? Ondan çok daha gerçek.
Çünkü halihazırda kapitalist sistemde hepimiz tam olarak bu çatışmayı veriyoruz. Seri üretim hattında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir eşyaya, bir insandan çok bir makinaya dönüştürülmeye karşı durmaya çalışıyoruz. Anakin'in elini kapan üretim hattı onu metal bir versiyona çevirdi çevirecek gibiyken Anakin Skywalker figürleri tam olarak böyle üretiliyor işte. Tamamını tekrar okumama gerek yok ama kapital iktidarda kaldıkça her şey alınıp satılacaktır sözünü tekrar ama bu sefer bir çatışma halinde alıyoruz. Ton da çok güzel kullanılıyor çünkü cehennem gibi bir ortamdayız. Seri üretim hattının kıyametsel hiçliğinin ortasında. Kamino ile farkını konuştuk işte. Kamino aynı şeyin günümüzde çoğunlukla nasıl işlediğini veriyor. Sosyal medyayı iyi kullanan, tırnak içinde yenilikçi ve tertemiz bir şirket. Dionysus daha eski bir tür. Ama otomasyonun eşiğinde, C-3PO'nun söylediği gibi makina yapan makinalar. Fabrikanın dışarıdan bir müdahale olmadan kendi kendini döndürebildiği an, insanların tam anlamıyla ürüne dönüştüğü an olmuş olacak. İstediğin gibi şekillendirdiğin, kendi imgende tekrar yaratabileceğin bir ürün. Star Wars boyunca insanların makineleştiğini görüyoruz. Ama burada makinelerin insanlaştığını alıyoruz. Kendi çocuklarını yapabiliyorlar. C-3PO buna bir kabus diyor ve buna katılmamak elde değil. C-3PO demişken burada onun kafasını kaybettiğini alıyoruz. Filmde komedi unsuru olarak kullanılan çift anlamlı sözlerle güldürmeyi başaran olaylar silsilesinin başlangıcı. Ve aslında düşündüğümüzde sadece bunun için orada değil. Gerçek anlamda kafasını, aklını kaybediyor. Kendini tamamen duygulara kaptırmak. Galaktik Cumhuriyet'ten ayrılmak isteyen ayrılıkçılar gibi resmen kendisinden ayrıldı. C-3PO'nun yani serinin başından beri bir protokol droidi olduğunu söyleyen diplomatımızın çok hızlı bir şekilde bir askere dönüşebildiğini alıyoruz. Sonuçta Padme'ye bak. Hala diplomatik çözümler aradığını söyleyen Padme, etrafında dönen savaş makinasına katılarak eline o silahı alacak ve agresif müzakereler diyecek. Aynı zamanda kendini Anakin'e hissettiği duygulara bırakacak. Önceden konuştuğumuz gibi Attack of the Clones kişisel olanla politik olanı müthiş bağlıyor. Eline silah alan, agresif müzakereler diyen, imparatorluğu temsil ettiğini konuştuğumuz Anakin'e kendini kaptıran Padme ile eline metaforik silahı yani klonları alan ve sonunda imparatorluğa dönüşecek olan Galaktik Cumhuriyet. Bireyin hayatında dönenlerin her zaman sistemi anlatacak bir metafora döndüğü bir film bu. Ki sistem zaten bireyleri, hayatlarını şekillendiriyor. Onlar da seri üretim hattından çıkan bireyler olarak sistemin kendisini. Bu arada tarihsel ve ekonomik referansların yanında burada aynı zamanda bir film referansı da var. Charlie Chaplin'in üretim araçları içerisinde seri üretim hattında cebelleştiği Modern Times. Önce somonları sıktığı, ardından insanlar da sanki birer ürünmüş gibi onları sıkmaya ve yağlamaya başladığı bir film. Bireyin endüstriyel dönüşümün hızına ayak uyduramaması. Dionysuslilere baksana, bu üretim hattı onlara ait ama onlar da burada ölebiliyorlar. Burada aynı zamanda Anakin'in hikayesini de alıyoruz işte. Elini makineye kaptırıyor. Aynı el Count Dooku tarafından kesilecek ve bir makineye dönüşecek. Sanki hikayesinin küçük çaplı bir versiyonu gibi. Duyguları var ve bunlara göre hareket ediyor. Ama etrafındaki katı sistemler bunları kontrol altına alıyor. Ama sonucunda Padme ile Anakin yakalanıyor. Öldürülmek için arenaya getiriliyorlar. Her şey patlak vermeden önce Padme ona duygularını itiraf ediyor. Zaten hayatımız bitmiş diyor Padme. Artık bu aşkın bizi yok edeceğinden korkmamıza gerek yok. Senatoymuş, Jedi nizamıymış, hayatlarına anlam verdiği söylenen bu hikayeler çöktü işte. Padme'nin Anakin'i çağırdığı o gerçeklik altındaki desteklerle beraber çökerken samimi bir an alıyoruz. Burada öpüşürlerken ölüme meydan okuyorlar yani. Giderlerken anı yaşıyorlar. İnsanlıklarını korumaya, gerçek bir şeyi son kez yaşamaya çalışıyorlar. Tabii öpüştükleri sahne bana yine Watchmen'daki şu paneli hatırlatıyor. Hepimiz gibi sonuçta ölüme giderken kendini sevgiye teslim eden insanlar. Silüet oldukları için herkes olabilirler yani. Arenaya çıktıklarında muazzam bir manzaraya şahit oluyoruz. Binlerce böcek toplanmış bu idamı izliyor. Anakin ve Padme Obi-Wan'ın önüne geldiğinde komik bir diyalog alıyoruz. Attack of the Clones gittikçe ciddileşen bir filmdi. Konu ve ilerleyiş sebebiyle Lucas bir noktadan sonra gülecek hiçbir şey sunamadı. Burada Obi-Wan'ın Anakin'e yaklaşımıyla, C-3PO'nun durumu ve söyledikleriyle falan komedi tonunu yakalamaya çalışıyor ve en azından beni güldürebildiğini söyleyebilirim. Anakin seni kurtarmaya geldik dediğinde Obi-Wan'ın tepkisi ve Ewan McGregor'ın bunu canlandırışını bayağı beğeniyorum. Sadece elindeki kelepçe ve zincire bakıp aferin diyor. Komik bir cevap evet ama filmin başından beri konuştuğumuz şeyi de yansıtıyor işte. Obi-Wan Anakin'i yerme fırsatı gelince bunu kaçırmıyor. Anakin'in hayal kırıklığı ve bıkkınlığına şaşmamak gerek yani. Ona kalan son ebeveyn figürüne göre hiçbir şeyi doğru düzgün yapamıyor. Tabii onlar laf dalaşına girmişken Padme içinde bulundukları durumdan kurtulacak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çimenlerde olduğu gibi Padme üste çıkıyor.
Ve burada yaratıkları alıyoruz. Bildiğimiz, tanıyacağımız şekilde dizayn edilmişler. Peygamber devesi gibi olan var, ekstra boynuzu olan var. Kedigilleri andıran bir tanesi var. Ve bizim karakterler o hayvanları Geonosislilerden çok daha iyi anlıyor gibi. Sanki Geonosisliler bu yaratıkların bulunduğu bir ortamda çok daha tehlikedeymiş gibi. Ve karakterlerimizin bu hayvanların üstesinden gelmesiyle beraber Newt Gunray'in çıldırdığını görüyoruz. Spesifik olarak Padme için "Bunu yapamaz, vurun şunu, bir şeyler yapın," diyor. Ama Dooku onu temin ediyor. "Merak etme," diyor. "Ölecek." Klasik Sith hamlesi işte. Dooku da hemen infaz etmeyi bilirdi ama işin zevkinde. Avıyla oynayan Darth Maul gibi, Palpatine gibi bu anlardan zevk almaya çalışıyor. Ama elbette bu zevki bölünüyor. Çünkü Jedi'lar geldi. Ama oraya gelecek hafta geçeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala katılarak önümüzdeki Attack of the Clones incelemesine erişebilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.